Merhaba arkadaşlar, ben Canan. Bugün sizlere çok değişik bir lokma tarifi vereceğim. Benim bu lokmadan haberim yoktu açıkçası. Sizler bana haber verdiniz, linkler yolladınız ve benden tarifini istediniz. Ben de araştırdım. Yani kendim gidip yiyemedim tabii yurt dışında yaşadığım için. Ama bu lokmacıları açanların videolarını izledim. Birazcık nasıl yapıldığından bahsediyorlardı. Ona göre de kendim bir tarif çıkardım. Öncelikle lokmamızın hamurunu hazırlayacağız. Bunun için bir kabın içerisine 1 su bardağı un, 1 yemek kaşığı şeker ve 5 gram mayamızı koyup karıştırıyoruz. Üzerine bir tutam tuz atıp karıştırıyoruz. Şimdi üzerine 200 ml ılık suyumuzu ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Suyunuzun ılık olması çok önemli. Bu mayalarımızın aktifleşmesini sağlayacak. Tamamen karıştıktan sonra ben ellerimle bir 3-4 dakika kadar yoğuruyorum. Hamurumuzun kıvamının bayağı cıvık, akışkan, böyle ele yapışan bir kıvamda olması gerekiyor. Hamurumu güzelce yoğurduktan sonra üzerine bir streç film kapatıp onun üzerinde havlu örttükten sonra yarım saat kadar oda sıcaklığında mayalanmaya bırakıyoruz. Yarım saat sonra mayalanan hamurumuzu bir kaşık yardımıyla güzelce karıştırıp içindeki havayı alıyoruz ve tekrar üzerine streç film kapatıp havlu örttükten sonra bu sefer de bir 20 dakika kadar ikinci kere mayalanmaya bırakacağız. Hamurumuz ikinci defada mayalandıktan sonra yine bir kaşık yardımıyla karıştırıyoruz ve içindeki havayı alıyoruz. Şimdi artık lokmalarımızı yapacağız. Yalnız bu noktada şunu söylemem gerekiyor. Ben lokma ustası değilim ve izlediğim videolarda böyle makineden yapıyorlar. Bazı insanların elleri bu konuda çok becerikli oluyor. Benim elim o kadar becerikli değil. O yüzden çok güzel şekilli lokmalar yapamıyorum maalesef. Ama lezzeti, görüntüsü güzel oluyor. Bundan emin olabilirsiniz. Şimdi uzun bir bardağın içerisine kilitli buzdolabı poşeti koyuyorum ve içerisine yaptığımız lokma harcını alıyorum. Şimdi ocağımıza sıvı yağ dolu tenceremizi alıp altını açıyoruz. Kızartacağımız tencerede bol yağ olması ve derin bir tencere olması önemli. Böylelikle her tarafı çok daha güzel pişiyorlar. Yağımız kızdıktan sonra ocağımızın altını birazcık kısıyoruz ve artık kızartmaya başlayacağız hamurumuzu. Harcı koyduğumuz torbanın ucunu kestikten sonra yavaş yavaş içinden harcı çıkartıp bir makas yardımıyla keserek parçaları yağın içine alıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta sürekli makasınızı sıvı yağda yağlamanız gerekiyor. Böylelikle kesmeniz çok daha kolay olacaktır. Makasla keserek tek tek hamurlarımı yağın içine alıyorum. Lokmalarımın her tarafının güzelce kızarması için karıştıra karıştıra kızartıyorum. Ben harcımın bir kısmını da elime aldım ve kaşığımı yağlayarak kaşıkla parçalar kopartarak kızarttım. Yani aslında lokma ustalarının yaptığı gibi yapmaya çalıştım. Benim bu şekilde birazcık daha kolayıma geldi açıkçası. Daha kontrollü oldu. Siz hangisi kolayınıza gelirse o şekilde yapabilirsiniz. Hamurlarım kızardıktan sonra ters süzgecin içerisine alıyorum. Normalde klasik lokmada bu aşamadan sonra şerbetin içine konur lokma. Ama bu birazcık farklı bir lokma olduğu için izlediğim videolarda şerbetin içine koymuyorlar. İçine bir çikolata sosu ya da vanilya sosu sıkıyorlar. Ben bugün çikolatalı yapacağım. Bir kabın içerisine birazcık krema alıyorum ve kremamı ısıtıyorum. Isınan kremanın içerisine bitter çikolatalarımı koyup karıştırarak çikolataları eritiyorum. Gördüğüm kadarıyla içini doldurdukları çikolata genellikle bitter çikolata. O yüzden ben de bitter çikolata kullandım. Daha sonra bir bardağın içerisine kilitli buzdolabı poşeti koyup onu da içerisine pasta süsleme aparatı koyuyorum. Şimdi yaptığım çikolata sosunu torbanın içine aldıktan sonra torbanın ucunu kesip ucundan birazcık metal parçasını çıkartıyorum. Tek tek hamurlarımın içerisine bu çikolata sosunu sıkıyorum. Böyle etrafından neredeyse taşacak kadar çikolata sosunu içine koyuyorum. Şimdi artık üzerini süsleyeceğiz. Benim izlediğim videolarda bir kısmına sütlü çikolata, bir kısmına beyaz çikolata koymuşlardı ve üzerine de böyle fındık dökmüşlerdi. Çok hoşuma gitti. Ben de o şekilde süsleyeceğim.
erittiğim sütlü çikolatayı lokmalarımın bir kısmının üzerine koyuyorum. Yanına yine erittiğim beyaz çikolatadan koyuyorum. Onun yanına da yine sütlü çikolatadan koyduktan sonra üzerlerine beyaz çikolatanın üzerine sütlü çikolata, sütlü çikolatanın üzerinde beyaz çikolata gelecek şekilde süslüyorum. Şimdi artık en son fındıklarımızı da serptikten sonra aslında hazır olmuş oluyor. Ondan sonra tadına bakacağız. Çikolata dolgulu lokmalarımız hazır. Çok güzel gözüküyor. Gerçekten iştah kabartan bir görüntüsü var. Şimdi hemen tadına bakacağım. Şöyle bir tanesini külden batırdım. Müthiş. Mükemmel. Çok lezzetli. Gerçekten yani çok güzel düşünülmüş bir şey. İçinin çikolatası, dışındaki o lokmanın çıtırı mükemmel. Mutlaka denemeniz lazım. Şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tariflerimi de arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki tarifimde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.